Ve günün son yarışmacısı podyumun kapanışını yapacak Zeynep Öztürk podyumda. Geldin Zeynep. Hoş bulduk. İnsanın arkadaşının şarkısında yürümek ayrı bir zevk. Nereye gidiyorum? Söyle bakalım. Ünlü biriyim ben. Güzel. Röportaj için butiğime geliyorlar. Butiğine geliyorlar. Evet. Seni yıldızına alalım. Maria. Ben söylemiştim zaten. Ayakkabın dışında gayet güzelsin. Ayakkabını beğenmedim sadece. Teşekkürler. O kadar. Armila. Belin nerede? Bacakların nerede? Bacağın şu kadar görünmüş. Ayakkabı altına olmamış. Salaş bir tarzı yaptın. Ya, evet ama hani bir taraftan hani bir belini gösterseydin ya da bacakların yani. O yüzden beğenmedim. Teşekkürler. Nihal? Ayakkabıyla pantolon olmamış bence. Bacak boyunu kısa göstermiş garip bir şekilde. Seni şişman göstermiş bu giydiklerin garip bir şekilde. Daha iyi şişman göstersin. Ver ben giyeyim onları. Saçın da bir garip benimki bir gibi. Beğenmediler benimkini. Var mı Zeynep'e söyleyeceğim bir şey? Yok. Sizin var mı Zeynep'e söyleyeceğiniz bir şey? Biz beğenmedik değil mi? Beğenmedik konularla ilgili içinizde kalan söylemek istediğiniz. Günü kapatıyoruz çünkü. Maria. Benim söyleyeceğim bir şey yok çünkü zaten kendimi ifade etmiştim. Zeynep de bu konuları artık çok fazla açmak istemiyor. Çünkü kameralar kapandığı zaman da konuşuyoruz. Konuştuk da biraz. Umarım bir daha böyle şeyler olmaz. Bir daha bu şekilde saygısızlık yapılmaz diye istiyorum. Tek taraflı peki. Bir saygısızlık yok ortada. Genel Maria'nın anlamda söylüyorum. Gibi. Sadece sizden bahsetmiyorum. Yani hepimiz için söylüyorum bunu. Umarım birbirimize bu kadar saygısızca davranmayız. Yanlış bir şey söylemedim. Tek taraflı gibi konuşuyorsun. Hayır, kesinlikle hepimiz için söyledim. Peki. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Aa, Urfalı Zeyno nerede gitti? Gitti oynayacak. Kim geldi? 3 gün galada da fena. Bu kim? Kim bu? Ay Zeyno ne yaptın kendine ya? Çok mu kötüyüm? Vallahi ben bunu senden beklemiyordum. Farklı olmak istiyorum, tarz yaratmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Sapılaştın ya, bu ne? Hiç beğenmedim. Ne saç, ne pantolon, ne o bluzunun. Yani altıda stiletto. Stiletto. Çanta, kemerler hiç olmadı. Teşekkür ederim. Bugün de böyle olsun. Salaş dedin. Efendim? Salaş bir tarz yaratmak istedim dedin. Salaş mı bu? Bol giydim salaş mı oldu sandın? Hayır yani. Yani bolluğunu söyledikleri için. Salaş ne demek? Ayakkabın o ayakkabıyla o çantayla salaş olabilir mi bir insan? Olamaz mı? Ve olamaz. Ve topuzlu. Ve kafandaki o saç. Ay o saç. O saç zaten gerçekten yel çıksın da alsın o saçını dağıtsın. Yani böyle bir dünya yok. Non form diye bir akım var dünyada evet ama bu onun içine sığmıyor. Tepeden tırnağa, saçından, telinden, ayakkabına kadar beğenmedim. Teşekkür ederim. Zirvede bıraktın galiba olayı. Hiç beğenmiyorsunuz zaten. Ben yok beğeniyorum arada, seni. Arada çok nadir. Yok genelde beğeniyorum. Arada nadir değil. Uyduruyorsun şu an. Şu an gerçekten uydurdun. Teşekkür ederim. Hep teşekkür ediyorsunuz. Aslında teşekkür yeni bir hakaret şekli galiba. Ne diyorsun Kemal Bey?
Şimdi ilk yani... iki. Efendim? Peki. Peki. Anladım. Oldu canım. İş canım ya. Yani devam etmek istiyorum ama etmeyeceğim çünkü sertleşebilirim. Yok yok edin. Yok etme. Alınma. Yok çünkü sen alıngan bir insansın da o yüzden. Yo ben alıngan değilim. Yani dünya dediğimiz gezegen sadece kendi ve güneşin etrafında dönüyor. Ben sabahtan beri bir haftadır 10 gündür takip ettiğim kavgalarınıza bakıyorum. Hı hı. Hep sürekli ben, beni kullanıyorlar, beni bilmem ne. Yok kahvaltıda işte börekçideki, köftecideki dedikodular. Bizim bunlardan haberimiz yok. Ne konuşulduğunu biz bilmiyoruz. Ben zaten onu size söylemiyorum. Burada kızlar, defalarca söyledin. Sen söyledin ki bizim haberimiz var bu konudan. İzleyiciler de sen söylediğin için biliyorlar. Buraya kimse çıkıp da biz köftecide Zeynep'in dedikodusunu yaptık demedi. Sen söyledin. Köftecide mi artık hatırlamıyorum o detayını. Söylemeyeyim mi? Kemal Hayır, Bey. Bunu söylemezsen... Şimdi şöyle bir durum var. Bunu söylemezsen kimsenin de haberi olmazdı. Ama böyle sürekli dikkat çekmeye çalışıyormuşsun gibi bir his var benim üstümde. Sen burada star olmaya çalışıyormuşsun gibi, dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun sen. Ben hissetmiyorum, siz öyle hissettiyseniz. Yok, hissettirdiğin o demek ki. Ben bunu bir tarafından uyduramam. Ben aldığım enerjiden bahsediyorum. Kaldı ki burada herkesin kötü anları, kötü zamanları oluyor. Ve biz bir şekilde ona destek oluyoruz. Kamera önünde veya kamera arkasında. Hı hı. Bunu en iyi sen bilirsin. Çünkü biz hiç kimsenin bu yarışmayı yarı yolda bırakmasını istemiyoruz. Doğal sürecinde eğer ki şık değilseniz o hafta, tarz değilseniz o hafta, o zaman elenirsiniz. Ama kimse atarla giderle buradan ben gidiyorum deyip gidemez. Kemal Bey. Öyle bir dünya yok. Çok özür dilerim, sözünüzü balla kessin. Balla kesmedin. Teşekkür ederim. Zaten sizin benden fazla hoşlanmadığınızı ben o elektriğini alıyorum. Ben hiç senden hoşlanmıyorum, değil. Hoşlanmıyorum diye bir şey yok. Ben yok, dün, burada zaten kendim söyledim. Ben dünkü galada hani ne söyledim? Bir şeyim yok size karşı diyorsunuz ama hani bana karşı daha fazla bir şey olmuyor. Sana öyle gelmiş. Belki de ben öyle hissediyorum. Evet. Şimdi benim de bir dolma şeyim var ya. Evet. Siz benim içimde neler yaşadım bilemezsiniz. Hani evet. Burada dediniz ya sen söylemezsen biz bilemeyiz. Dedikoduları. Ben de şimdi patlama şeyi yaşıyorum burada ve o dedikodu olayını söylemesem o zaman siz bana deli misin? Neye sinirleniyorsun? Neye başka bir alternatif dersin? Daha var. Ne yapabilirdim o zaman? Maria gibi buz gibi durabilirsin. Soğuk. Ben onun yüzüne söylediğim için şu anda arkamdan söyleyebiliyorum. Arkamdan hakaret ediliyor, namusumla ilgili. Benim arkamdan neler söyleniliyor sen biliyor musun? Sen benim burada ne yaşadığımı, bu kadar kadının içinde sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Bilemezsin. Ben burada hepinize saygı çerçevesi içinde iletişim kurmaya çalışıyorum hepinizle. Ama sizin aranızda iletişim problemleri var. Tabii ki kavga edeceksiniz, tabii ki birbirinizi eleştireceksiniz. Bu işin doğasında var bu. Ama iletişimle ilgili büyük problemleriniz var. Kendinizi ifade etmekle var, ilgili. Doğru. Hepinizin, senin de var, Melisa'nın da var, Almila'nın da var, Özden'in de var, herkesin var. Doğru kelimeleri doğru zamanda kullanmıyorsunuz. Ve ben bundan hoşlanmıyorum. Tabii ki ifade edin kendinizi ama ifade edemediğin yerde ben gidiyorum bay bay deyip çekip gitmek çözüm değil. Veya başka türlü parlamaya çalışmak da çözüm değil. Sen tarz bir kızsın. Sen bana diyorsun, siz beni sevmiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Ben geçen galada ne dedim? Ben hiçbirinizi sevmiyorum. Evet. Sevmiyorum derken yine onu da belirttim tırnak içinde. Kişisel değil. Bizim daha yolun başındayız. Ve herhangi bir gönül bağım oluşmadı sizinle. Belki sonuna kadar bazılarınızda oluşmayacak. Belki ilerleyen haftalarda bazılarınızda oluşacak. Onlardan biri oluşacak. Benim. Onu bilemezsin. Belki ben de öyle hissediyorum. Sen öyleyiz. Onu bilemezsin. Ben de soğuk nevale bir herifimdir. Ben de Maria gibiyim. Estağfurullah. Ben gerçekten çok duygularını belli eden bir adam değilimdir. Çok artık sınıra geleceğim de şimdi olduğu gibi. Veya geçen sezon da izlediysen ben arada çok nadir parlarım. Evet. O da benim sınırımı aşmıştır çünkü. Ben çok duygularını belli eden bir insan değilimdir. Dolayısıyla sizden de aynı performansı bekliyorum doğal olarak. Empati yapmanızı istiyorum birbirinize karşı. Teşekkür ederim. Bu
bugün en kötü benim herhalde ya. Evet, parçaların ikisi ayrı olarak güzel yani, alt üst, ama kombini yapamamışsın maalesef. İşte ayakkabı, çanta vesaire vesaire. Bu kadar. O zaman günün son yıldızıyla ilgili kararları alalım. Morella. Zeynay. Tarz değil. Tarz değil. Urfa, Zeyno'ya ne oldu? Geri gel Zeyno. Tarz değil. Geçtiğimiz sezondaki yarışmacılardan bir tanesi bana sosyal medyadan özel mesaj göndermişti. Siz benden nefret ediyorsunuz. Aa. Beni sevmiyorsunuz, niye bana böyle davranıyorsunuz diye. İlk haftalarında. Programın son haftasında bana teşekkür etti, biliyor musun? İyi ki öyle davranmışsınız, ben kendime geldim diye. Umarım sen de bir yerinde işin uyanırsın. Bugün tarz değilsin. Tarz değil, seni yerine alıyorum.